Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle videolarımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu arada en alt kattaki çiftimiz çiftleşiyor arkadaşlar. Orada yaşanan terbiyesizliği hatırlatmanıza gerek yok, görüyorum. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim, bu videomuzda bütün yavrulu yumurtalı yuvalarımızı açacağız. Sizler için sizlere göstereceğim, daha önce göstermediğim yavrular vardı çünkü daha önce göremediğiniz yumurtalı kuşlarımız vardı. Onlara da bakacağız arkadaşlar, tüm yavruları ve yumurtaları görmüş olacaksınız. O işe başlamadan önce arkadaşlar bugün üzücü bir olay yaşadım ben. Daha önce izleyenler hatırlar, bir tane zayıf kalan bir yavrum vardı benim. Daha önce şu çiftin altındaydı. Sonradan şuraya almıştım. En alttaki çiftin altına koymuştum onları. Onlar çünkü bakamıyor diye. Küçük kalmıştı onların yanında. Sonra bunların yavrusu küçük diye ben buraya aldım arkadaşlar. Onu da arkadaşlar dün akşam kuşa baktım, bir şey yoktu. Muhtemelen gece üşütmeden dolayı mı ishale yakalanmış kuş. Bunu da anlayan anaçlar hasta olduğunu anladıkları için kaldırmış, kuşu dışarıya atmışlar arkadaşlar. Yuvalıktan dışarıya atmışlar. Kuş sabah geldiğimde kafes tabanında hareketsiz bir şekilde yatıyordu. Yani ben dedim ölmüş yani. Ölmüş, dışarıya atmışlar kuşu. Öyle düşündüm. Ama hastalandığı için atmışlar arkadaşlar. Kuşu aldım elime. Onun da ben resmini koyarım arkadaşlar. Zaten resmini gördüğünüzde ölü bu kuş diyeceksiniz yani. Ölmüş artık. Hani yaşamaz dersiniz. Ama şu anda o kuş yaşıyor arkadaşlar. Ben o kuşu kafes tabanından aldım. Ben de ölmüş zannettim ilk başta. Sonra aldığımda küçük bir hareket gördüm arkadaşlar kuşta. Ama vücudu yani buz gibi olmuştu artık. Resmen hipotermiye girmiş artık. Kuş hani belki bir 5 dakika daha gelmemiş olsam orada ölecekti. Çünkü vücudu buz gibi olmuş artık. Kan akışı yok kuşta, öyle söyleyeyim. Çok küçük bir hareketlenme gördüm. Aldım hemen arkadaşlar. Gerekli müdahaleyi yaptım. Şu anda kuşumuz biraz ayaklandı arkadaşlar. Biraz mama verdim, ilaç verdim falan. İnşallah toparlar diye düşünüyorum. Onu da göstereyim sizlere arkadaşlar. Şurada. Şu anda bu durumda arkadaşlar. Şu anda da biraz kötü ama ilaç falan verdim arkadaşlar. Mama verdim biraz. İnşallah kendini toplar. Bakalım hakkında hayırlısı diyelim arkadaşlar. Ölürse de yapacak bir şey yok. Elimizden bir şey gelmez. Ben elimden geleni yaptım onun için. İnşallah düzelir diye temenni ediyorum. Çok da fazla yapabileceğim bir şey yok arkadaşlar. Yapacağımı yaptım zaten. Neyse arkadaşlar, şimdi yuvalarımızı açmaya başlayalım. Nereden başlayalım? Şuradan en üstten başlayalım arkadaşlar. Orada daha önceki videomda onu gösterememiştim ben. Yukarıda diye çıkmamıştım arkadaşlar. Şimdi çıkacağım. Bakalım o dişimiz yumurtada yatıyor. Kaç tane yumurta yapmış? Durumu nedir? Bir bakalım hep beraber arkadaşlar. Erkeği bu. Dişi de çıktı zaten. Şu arkadaşlar. Öyle bir dışkılamış ki. Bakın arkadaşlar yani. Bakalım kaç tane yumurtası olmuş. Oo, maşallah. 6 tane yumurtası olmuş arkadaşlar. 4 tanesi dolu şu anda. 2 tanesi boş. Onlar da işte daha tutmamış yani, yeni yumurta. Ama 4 tanesi tutmuş arkadaşlar. Bunlar bu şekilde. Herhangi bir sıkıntı yok. 6 yumurta yapmış. Dişiye bakalım, devam ediyor mu yumurtlamaya? Poposunda bayağı bir şişlik var arkadaşlar. Bu kuş devam ediyor yumurtlamaya. Bakalım. Burada zaten yavrularımız büyüdü arkadaşlar. Artık baba besliyor şu anda. Yani şu durum benim çok hoşuma gidiyor. Yani yavrular böyle yuvadan çıkıyor. Dışarıya bakıyorlar.
Anne baba orada besliyor ya, ben çok hoşuma gidiyor bu şekilde görünce. Yani şu sahneyi çok seviyorum gerçekten. Yavrularımızı çıkaracağız ama dur şu yavruyu da alalım. Babası birazdan besler artık. Ben şimdi biraz yavrulara bakacağım. Mamalarını verdik ya arkadaşlar, yiyip yiyip besliyorlar şu anda. Bir tane orada kaldı, onu da alalım hemen. Yavrularımız bunlar arkadaşlar. Artık renkleri tamamen belli oldu, ne oldukları. Şu zaten anne. Annesinin aynısı. Sadece bu beyaz yüz olacak. Anne sarı yüz. Bu yavrular bu şekilde arkadaşlar. Zaten bunlar 3-5 güne kadar artık yeme düşmeye başlayacaklar. Anne de onları bekliyor bu arada. Verelim annesine. Beslemeye devam etsinler. Mamalarını verdik, sürekli besliyorlar arkadaşlar. Hemen altındakine bakalım. Hiç zaman kaybetmeden albino dişimizle şu yeşil mutasyon erkeğimizin yavrular arkadaşlar. Gerçi farklı yavrular da var altında çünkü yumurta da sürdüm ben bunlara. Bayağı bir karıştı yani arkadaşlar. Mesela şu çiftin de bunların da dişisini de göstereyim, çıkarayım. Bu dişi de yumurtadaydı arkadaşlar. Bu da yumurtadayken biraz rahatsızlandı. Soğuk algınlığı. Ben onu yumurtalarını aldım altından. Başka kuşa koydum arkadaşlar. Mecburen şu anda tekrar yumurtlamak üzere, zaten düzeldi. Her şey normale bindi. Artık tekrardan yumurtlamak üzere. Şu arkadaşlar, bunların yavruları da 2 tane de yumurta var altında dolu. Çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum ama şu an bunlar var. Yani zaten çok da fazla yavru var altında. İnşallah. Bakıcılığı çok iyi bunların ama inşallah bir sıkıntı yaşatmazlar bana. Çünkü biraz fazla yavru oldu mecburen arkadaşlar. Hastalanan kuşlarımız oldu. Onların yumurtalarını kaydırmak zorunda kaldım. Çünkü yumurtalar tutmuştu. Hani yumurtalar boş olsa hiç koymam bile. Kaldırıp atarım. Hiç önemli değil ama tutmuş yumurtayı da, yani canlı yumurtayı da atmak olmaz arkadaşlar. O yüzden mecburen kuşların altına koyuyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Bakalım arkadaşlar, şu dişimiz çıksın bakalım. Şu erkeğin dişisi arkadaşlar, şu. Bu yumurtlamıştı. Bakalım kaç yumurta yapmış. Üçlemiş yumurtayı arkadaşlar. 3 tane yumurtası olmuş şu anda. Burada iyi, bir sıkıntısı yok. Yatıyor şu anda yumurtaya. Hemen onu da yerine alalım. Mamayı da her tarafa dağıtıyorlar. Daha yeni temizledik. Altlarını arkadaşlar, şu dişimiz çıkarsa göstereceğim. Aa, yumurtayı 5 yapmış. Şöyle arkadaşlar, 5 yapmış. Şu anda ikisi tutmuş görünüyor. 3 tanesi daha tutmamış arkadaşlar. 5 yapmış yumurtayı. Akşam baktığımda bunda 4 yumurta vardı. Birini yeni yumurtlamış. Şuradaki yavrularıma bakacağım arkadaşlar. Şunların yavrularına bakacağız. Hemen şöyle çıkaralım. Bunlar da gerçekten çok güzel renkler veriyor. Bu zaten gri, sarı yüz. Bu karışmış ama bu hangisinin yavrusu bilmiyorum. Bunlardan birini kaydırmış olabilirim arkadaşlar. Fazla diye
Belki bunun yavrusunu kaydırmış olabilirim oraya. Çünkü o dişinin yavrusuna benziyor bu. Bir tane bu kendi yavrusu. Bundan şüphem yok zaten. Çünkü Rainbow arkadaşlar. Bir tane Rainbow verdi. Bundan şüphem yok. Bundan da şüphem yok arkadaşlar. Bu da kendi yavrusu. Bu da albino. Diğerlerinin renkleri daha çok belli değil arkadaşlar. Onlar biraz daha küçük. Ama büyümeye devam ediyorlar. Bunlar da bu şekilde. Bunları da yerine alalım. Bakalım buradaki genç çiftimizin yavrularına. Hasta kuşu dışarıya atan arkadaşlar bunlar işte. Ya muhabbet kuşları bunu yapıyor arkadaşlar. Hasta olduğu zaman hani diğerlerine bulaşmasını önlemek için içgüdüsel olarak bunu hasta yavruyu atıyorlar maalesef. Ya da beslemeyi bırakıyorlar. Ölsün diye. Bunlar da bu şekilde arkadaşlar. Bunların da güzel renkleri var. Değişik renkler vermiş. Güzel de olmuş. Şu yavru belki onların olmayabilir arkadaşlar. Çünkü bunlara da yumurta ve yavru kaydırmıştım. Bunlar da bu şekilde büyümeye devam ediyor. Bunu da kapatalım. Anne hemen gitti zaten. Buradaki çiftimiz de arkadaşlar, bunlar da artık çiftleşmeye çaba gösteriyorlar. Ama bakalım ne olacak. Hemen şunların yavrularına bakalım. Bu dişi de biraz kıskanç. Yavrularını çok kıskanıyor. Ama bakacağız. Bir tanesi yeni çıkmış zaten. Son bir yumurta kalmıştı. O da yeni çıkmış arkadaşlar. Onu daha beslememişler. Diğerlerinin durumu iyi arkadaşlar. Bir sıkıntı yok. Bunlar da çok güzel bir bakıcı zaten. Mamayı da kusmuşlar hemen. Kıpkırmızı yapmışlar yavruları. Çık kızım oradan. Çık oradan bir. Bu biraz kıskanç arkadaşlar. Yavrularını koruyor. Bunlar da bu şekilde. Diğerlerine bakalım arkadaşlar. Şurada sarı parçalı bir dişimiz vardı. Onun yumurtalarına bakacağız. Bu 4 tane yumurta yaptı arkadaşlar. Bakın. 4 tane yumurta yaptı. Şu an ikisi tutmuş görünüyor. Yumurtaya devam etmiyor bu. Niye devam etmedi ben de anlamadım. Normalde böyle bir kuşun en az 6 yumurta yapması lazım ama 4'te kaldı bu. Çiftleştiğini görmüyorum çünkü poposunda da şişlik yok. Bu şekilde diğer yavrularımıza bakalım arkadaşlar. Şu çiftimin yavruları. Bunlara bakalım. Bunlar da bu şekilde arkadaşlar. Gerçekten 10 numara iri yavrular veriyor. Kuşlar. Ve renkleri çok güzel arkadaşlar. Verdiği renkler de çok güzel. Yani benim sevdiğim renkler gerçekten. Bunlar büyüyünce çok güzel olacaklar. Ondan eminim. Bunlar da bu şekilde.
Anne gitti. Şu anda mama verdiğim için sürekli besleme yapıyorlar. Evet arkadaşlar, son bir yuvam kaldı. O da daha önceki videomda bahsetmiştim. Diğer tarafta bir dişi kuşum var. Yumurtaları boştu onun. Onun altına ben şu en alttaki işte hasta olan dişinin yumurtalarını koymuştum. Onlar çıktı arkadaşlar. 5 tanesini çıkardı. Ama ben bir tanesini aldım, başkasına kaydırdım. Şuradaki albinoya kaydırdım. Çünkü o bakamazdı arkadaşlar. Şu anda bile sıkıntılı, çünkü normalde yavrular yeni çıktığında anaçlar bir macun olayı var onlarda, yani kursak sütü dediğimiz bir olay var. Onu vermesi lazım. Şu anda yavrular küçük olduğu halde tüm yem kusuyor yavrulara. Ben de sürekli mama veriyorum o yüzden. Tüm yem kustuğu için yavruların gelişimi biraz zayıfladı. Maalesef ilk başlarda iyiydi. Ama şu anda biraz zayıfladı. Onları da göstereyim arkadaşlar hemen size. Kuş bu arkadaşlar. Dişi kuşumuz bu. Tek başına bakıyor şu anda. İşte bunun erkeği biraz sıkıntılıydı arkadaşlar. Yavruları gagalıyor diye ben ayırmıştım. Tekrar da buna çift etmeyeceğim onu. Başka bir erkek bulacağım buna. Bu dişiyi belki ilk kez görüyorsunuz videolarımda. Bunun yavrularına bakacağız şimdi. Kendi yavruları değil ama olsun, sonuçta bakıyor yani. Onlar da bunlar arkadaşlar. Mesela şu en küçük yavru, 4 tane şu anda burada. En küçük yavru biraz zayıf geliyor arkadaşlar. Çünkü normalde ona macun kusması lazım. Ama tüm yem olarak kusuyor. O da tabi yavrunun eritmesi için sıkıntı arkadaşlar. Ben de sürekli mama veriyorum ki yavrulara daha böyle yumuşak bir şeyler kussun. Yavruların gelişimi hızlansın diye. Yoksa arkadaşlar bu yavruları kaybedebilirim. Genel durum bu şekilde arkadaşlar. Fazla da uzatmayalım videoyu, sizleri de sıkmayalım arkadaşlar. Emek verip beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.